Hayırlı uğurlu olsun cümlemize. 2013 yılında Konacık Belediyesi ve Cem Vakfı Bodrum Şubesi işbirliğinde Konacık Mahallesi Beylikkırlar mevkiindeki bir arazi üzerinde temelleri atılan ve geçtiğimiz aylarda faaliyete giren Bodrum Cem Evi'nin resmi açılış töreni yapıldı. Törene Şişli eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül de katıldı. Yaklaşık 1,5 milyon liraya mal olan 1700 metrekare kapalı alana sahip Bodrum Cem Evi'nin açılışına Mustafa Sarıgül'ün yanı sıra Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Cem Vakfı Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Eşref Doğan, Cem Vakfı Bodrum Şube Başkanı Cafer Doğan, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, belediye meclis üyeleri, eski Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun'la 1000'in üzerinde vatandaş katıldı. Saygı duruşuna bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Cem Vakfı Bodrum Şubesi Başkanı Cafer Doğan, yaklaşık 2 yıl içerisinde bağışlar, yerel yöneticiler ve Bodrumlu mimarların, turizmcilerin büyük desteği ile tamamlanan Cem Evi'nin tüm inançlara, din, dil ve ırk ayrımı olmadan herkese açık olduğunu belirtip, buradan cenazelerimizi kaldıracağımız gibi kültür sanat etkinlikleriyle tüm dünyaya sevgi ve barış mesajları vermeye devam edeceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan Cem Evi'mizin kapısı insanım diyen, gönlü sevgiden barıştan geçen herkese açıktır, dedi. İçerisinde ibadethane, kütüphane, toplantı salonu, yemekhane, çalışma odalarının bulunduğu Cem Evi'nin açılışında konuşan Şişli Belediyesi eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül ise vefasız toplumun muvaffak olması söz konusu değildir. İzzettin Doğan hocam bütün yaşamını Hacı Bektaş, Alevi kültürüne vermiş, dil, din ve kültür farkı asla gözetmemiştir. Cem Evi'nin ana felsefesi şudur. Düşmanımızın bile insan olduğunu asla unutmayınız. Ayrıca ana felsefelerden biri de şudur, kadınlarınızı okutunuz, ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır, dedi. Cem Vakfı Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Eşref Doğan da konuşmasında Allah'ın isminin anıldığı her yerin ibadethane olduğunu dile getirerek, bu nedenle Cem Evlerinin ibadethane olup olmadığı konusundaki tartışmalar anlamsızdır. Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının sayesinde bugün burada bulunuyoruz. Bize layık cumhuriyet değerlerini hediye etmiştir, hem de bize yaşama hakkını vermiştir. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu layık cumhuriyet ile beraber Ebu Suud fetvaları, Kemal Paşazade'nin fetvaları ki Yavuz Sultan Selim'in Şeyhülislam'ıdır, Hamza Efendi'nin Alevi katliamına cevaz veren fetvaları çok şükür ki kalkmıştır. Bugün Alevi, Sünni, Türk, Kürt ayrımı yapmadan herkes kardeşlik birliği içerisinde ülkenin felakete sürüklenmemesi için mücadele vermektedir, dedi. Doğan'ın sözleri açılışa katılanlar tarafından dakikalarca alkışlandı. Bahadır, Zafer, Turgay Müzik Grubu'nun Anadolu ezgileri ve türküleriyle renk kattığı açılışta konuşan Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Cem Evlerini sadece ibadet yerleri değil, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün, uzlaşının ülkemizin tamamına yayıldığı özgür yerler olarak ilim ve irfan yuvaları olarak çalıştırmak zorunda olduklarını söyledi. Törene katılan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ise yaptığı konuşmada bugün ilçemizde Alevi kardeşlerimizin ibadet ihtiyaçlarını karşılayacağı bir Cem Evi yapılması ve açılmasını çok önemli ve değerli buluyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun dedi. Açılış töreninde Cem Evi'nin yapımında büyük emekleri geçen eski Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun, turizmci Rıza Ersan ve Cem Ersan'a da birer plaket verildi. Bodrum Cem Evi'nin açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Tosun, konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Ve İstanbul'dan aramızda bulunan saygıdeğer belediye başkanımız, büyüğümüz Mustafa Sarıgül, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, sevgili canlar, böyle güzel, yağmurlu ve bereketli bir günde Bodrum Cem Evi'nin açılışında bulunmaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Tabii bir başka şu anda aklımdan geçen duyguyu da ifade edeyim. Değerli arkadaşlarım, burası ülkemizin güneybatı ucundan, Bodrum Yarımadası'ndan, turizm kentinden, barışın ve huzurun,
demokrasinin de en iyi şekilde yaşatıldığı bu güzel kentimizden Alevi vatandaşlarımızın inançlarının, kültürlerinin yaşatılması ve sahiplenilmesi anlamında atılmış cesur bir adımdır. Ben bunu belediyecilikte çok önemsiyorum. Her vatandaşımızı kucaklamamız lazım. Her vatandaşımız eşittir. İşte o günlerde biz Konacık Belediyesi olarak bu adımı attık. Sonraki dönemlerde şimdiki belediye başkanımız Sayın Kocadon destekleriyle, iş adamlarımızla, iş adamlarımızın desteğiyle bugünlere geldik. Ama özellikle o günlerde belediye başkanlığı yapmış ve buraya destek olmuş arkadaşlarım var. Bunlardan bir tanesi aramızda Sayın Mustafa Sarıvan, eski Yalıkavak Belediye Başkanımız. Onun destekleri olmuştur. Ayrıca Gündoğan Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Bilgi buraya ciddi anlamda destek vermiştir. Bir diğer belediye başkanımız, hemen yanımızdaki Ortakent Yaşin'in belediye başkanı, son belediye başkanı Mehmet Onur Şahbaz kardeşim buraya çok destek vermiştir. Mimarlarımız, mühendislerimiz hiç para almadan burada bu projeleri gerçekleştirmişlerdir. Yani camiyi nasıl inşa ettiysek cemevinde o şekilde inşa ettik. Birlik ve beraberliğin emeğin eseridir burası. O yüzden bunları özellikle söylemek istedim. Bizler bugüne kadar cemevi inşaatımızın her zaman yanında olduk. Cemvakfımızın yanında olduk. Alevi Sunni, Alevi vatandaşlarımızın yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Ama bir teşekkürüm daha var. Sevgili Cem Ersan, bu inşaatın tamamlanmasında büyük emeği var. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Konuşmaların ardından protokolün kurdeleyi kesmesiyle açılış yapıldı. Açılış ardından konuklara lokma ikram edildi. Tören Cem TV'den de canlı yayınlandı. Arkadaşlar biraz geri gelelim.